Evet, kıymetli basınımızın değerli mensupları, değerli çalışanları, değerli arkadaşlar, tanışma toplantımıza, tanışma kahvaltımıza hepiniz hoş geldiniz. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için, iştirak ettiğiniz için, bizlerle birlikte olduğunuz için biz sizlere ayrı ayrı başkan yardımcılarımızla birlikte partimiz adına ben teşekkür ediyorum sizlere. Bugün bir arada olma sebebimiz hem tanışmak, hem de aslında esasen evet kabul ediyoruz, biraz gecikmiş bir buluşmaydı. Çünkü bizler 13 Aralık'ta kongrelere gitmek üzere atanan il başkanlığı olarak 14 Şubat'ta yönetimimizle beraber yola devam olduk. 14 Şubat'ta göreve başlamamızla beraber 11 Mart gibi, biliyorsunuz hatta 10 Mart'ta Türkiye'de, ülkemizde görülen ilk koronavirüs vakasıyla birlikte bir pandemi sürecine girdik maalesef. Küresel sorun haline gelen bu pandemi sorunuyla beraber bu farklı süreçte bizlerin de çalışma düzeni ve çalışma prensipleri farklılık arz etti. Bundan dolayı da ki biz 14 Şubat'tan beri bir araya gelemedik. Hem korunabilmek adına hem de sağlık ve hijyen kurallarını delmemek adına biraz gecikti. Dolayısıyla tekrardan hoş geldiniz diyorum. Sizleri görmekten keyif duyuyoruz, keyif alıyoruz. Dediğimiz gibi 14 Şubat'ta göreve atandık. Yönetimi kurduk, yönetimimizle beraber, kıymetli arkadaşlarımızla beraber. Bugün burada Yerel Yönetimler Birim Başkanımız Ömer Bey, yine Tanıtım Medya'dan sorumlu Birim Başkanımız Ömer Bey, Arzu Hanım var, Çevre, Şehir ve Kültür Birimimizden sorumlu Birim Başkan Yardımcımız. Yine Lütfen Bey, ARGE birimimizden sorumlu Başkan Yardımcımız. Başkan Yardımcımızla beraber göreve başladık. Bugün buradayız, çok fazla kalabalık değiliz. Burayı çok pandemiden dolayı böyle hijyene aykırı, koruma kurallarına aykırı bir durum teşkil etmemesi açısıyla biraz daha çekirdek kadromuza katıldık. Dediğimiz gibi 14 Şubat'ta biz yola revan olduk. Çalışmaya başladık. Yegane sebebimiz Çanakkale'ye hizmet etmek. Yegane amacımız Çanakkale'ye hizmet etmek. Tabiri caizse genç bir yönetimimiz var ve Çanakkale'ye olan borcumuzu genç kadromuzla beraber ödemek istiyoruz. Gençliğimizin diyetini ödemek istiyoruz. Gençliğimizin diyetini vermek istiyoruz. Bu sebepten mütevellit bizler görevi alana kadar gönüllüydük ama görevi aldıktan sonra, görev bize tevdi edildikten sonra artık zorunlu bir şekilde şehrimize hizmet etmek, şehrimizin insanına, gençlerimize, şehrimizin misafirlerine hizmet edebilmek adına bizler yola devam olduk. Dediğimiz gibi bizim yegane amacımız, gayretimiz şehrimize hizmet etmek. Yerel yönetimleriyle şehrimizin sorunlarını Ankara'da genel seçimlerle beraber görevlendirilmiş vekillerimizle beraber çözmek adına buradayız. Şehrimiz güzel bir şehir. Şehrimiz, evet az önce bir arkadaşımızla da diyaloğumuzda, şehrimizin çok fazla büyümesini, büyükşehir kelimesi belki korkutuyor insanlarımızı ama büyükşehir olmaya aday, yatırımlar anlamında, gelen yatırımlar anlamında, jeopolitik konumu anlamında, şehrin sosyo-kültürel yapısı anlamında büyümüş, bir miktar büyümüş ve entelektüelliğini, kalitesini kaybetmemiş bir Çanakkale görmek istiyor hemşehrilerimiz. Bu vesileyle Çanakkale'de ki siyaset, Çanakkale'deki siyasi iradenin temsilcileri ve idari yönetimin temsilcilerine çok büyük görev düşmektedir Çanakkale'de. Bizler de burada kısadan hisse alıp payımıza düşeni yapmanın gayretindeyiz. Dediğimiz gibi şehrimiz büyüyen bir şehir, yatırımlarıyla büyüyen bir şehir her anlamda. Gençlik anlamında, tarım anlamında, sanayi anlamında, hemen yanı başımızda dünyanın kendi segmentinde orta açıklığı en büyük olan bir Boğaz Köprüsü yapılıyor. Bu Boğaz Köprüsü ile beraber şehrimizde bir nüfus artışı, bir kentleşme artışı, yapılaşma artışı kaçınılmaz. Önemli olan tabii burada kentimizin büyümesinden ziyade bizler en başta da söylediğimiz gibi, il yönetim kurulunda görev aldığımız dönemlerde de ifade ettiğimiz gibi bizler nicelik odaklı değil,
nitelik odaklı siyaset yapmak istiyoruz burada. Şehir sokaklarıyla, insanlarıyla, imar planlarıyla, çevre sorunlarıyla şehir buna hazır mı? Asıl soru bu. Biz her defasında belki yerel siyaset hakkında konuşuyor olabiliriz. Yani yerel yönetimlerin çalışmalar hakkında konuşuyor olabiliriz. Böyle algılanmasın. Sadece en büyük sorunlarımızdan bu. Bunu bu sebepten dolayı dile getiriyoruz. Bunun da bilinmesini isteriz. Kimseyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz şehrin hizmet alması. Vatandaşımızın gönül rahatlığıyla sağlık içerisinde, çevre sorunlarından ari bir şekilde şehrimizde hayatını idame etmesi. Bugün geldiğimiz noktada ben Çanakkale'nin bir evladı olarak şunu söyleyebilirim. Kendi dönemimde Çanakkale'de ilkokulu, ortaokulu, liseyi okumuş olduğum halde üniversiteyi yine benim gibi büyük şehirde okuyup orada kalan çok fazla arkadaşımız var. İş imkanları, yaşam koşulları itibariyle Çanakkale'ye dönmek istemeyen çok arkadaşımız var. Tabii ki de içlerinin, kalplerinin bir kısmı burada kalıyor. İçleri buruk bu anlamda. Bunu da biliyoruz. Ama tabii şehirdeki yapılanma, şehirdeki kentleşme ve şehir problemleri çözüldüğü takdirde biz inanıyoruz ki Çanakkale bu manada daha yaşanılabilir bir kent olacak. Çanakkale evlatlarına kavuşacak Çanakkale. Dolayısıyla her defasında biz bu konularla alakalı sorunları dile getirmekten asla imtina etmeyeceğiz. Çünkü bunun için buradayız. Bunu herkes bilsin. STK'larımızla, örgütlerimizle, kadın örgütleriyle, hayvan hakları dernekleriyle, örnek veriyorum, esnafımızla, ticaret erbaplarımızla sürekli diyalog halinde olmayı planlıyoruz. Bir şekilde Çanakkale'yi ortak payda yönetmenin derdindeyiz. Her kesimin fikrini alıp, her kesimin duygu ve düşüncelerini iletmenin gayretindeyiz. Çünkü bizler burada elçiyiz. 13 Aralık 2019'a kadar il başkanı değildik. İl başkanlığı görevini yürütmüyorduk. Belli bir tarihten sonra yine yürütmeyeceğiz. Bunun da bilincindeyiz. Önemli olan bu zaman zarfını hakkıyla, hukukuyla, adaletiyle, tüm insanlarımızın hakkını, hukukunu gözeterek yapmak. Bizim derdimiz bu. Makamlar gelip geçici. Bizler ve hayatımızın başındayız. Bu güzel yıllarımızı, bu gençlik yıllarımızı şehrimize hizmet ederek, şehrimize katma değer sağlayarak geçirmenin derdindeyiz. Bugün baktığımızda bizim çok kıymetli iki tane vekilimiz var. Birisi grup başkan vekilimiz Sayın Bülent Turan. Diğeri kadın teşkilatlarında özellikle güzel hizmetleri olmuş milletvekilimiz, aynı zamanda kadın kolları genel başkan yardımcımız Cüce İskenderoğlu, Sayın Cüce İskenderoğlu. Çanakkale, Ankara'da da güçlü, Çanakkale'de de güçlü. Biz böyle bakıyoruz. Güçlü olmanın ifadesinin karşılığı şu olmalı, hizmet. Güçlüyüz, evet. Güçlü olarak hizmet edeceğiz, şehrimize hizmet edeceğiz. Şehrimize olan borcumuzu ödeyeceğiz. Vekillerimizle, bürokratlarımızla biz görüyoruz ki yıllardır bu şehre hizmet ediliyor. İnşallah bunu daha üst seviyeye çıkarmanın gayret içinde olacağız. Ve 2023 genel seçimlerinde yine söylüyoruz, yine daha güçlü bir AK Parti temsiliyeti, Ankara'daki AK Parti temsiliyetiyle Ankara'ya, meclise görevlendirilen vekillerimizle güçlü bir teşkilat yapısı kurmak istiyoruz burada. Yine aynı şekilde 2024 yerel seçimleriyle tüm ilçelerimizde güçlü bir AK belediyeciliği ilçelerimizde buluşturup oralarda vizyonlarımızı, çalışmalarımızı, devletimizin yerel yönetimlerdeki politikalarını uygulayabilmesi adına yerel seçimlerde başarı elde etmek için var gücümüzle gayret göstereceğiz, çaba sarf edeceğiz. İnşallah zafere de ulaşacağız.